İyi günler. Bu videomuzda mimari çizimlerde kapı nasıl çizilir, nasıl gösterilir, kat planında ve görünüşlerde onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle afaki olarak bir duvar çizeceğiz. Duvarda bir kapımızın ön görünüşünü gösterelim. L space diyerek line komutuna girdim. Yaklaşık 3.20, 5.90 bir ölçüde duvar çiziyorum. Şimdi bu duvarın tam orta kısmına kapımızı oturtalım. Kapılar genelde mimari çizimlerde, iç hacimlerde mahallen mahalle değişiklik gösterse de genellikle 205 santim yüksekliğinde, 90 santim genişliğinde çizilir, tasarlanır. Kapımızın kanadı bu. Karşıdan görünüşü bu. Şimdi bu kapının kenarlarında kasa ve taçları olacak. Bu nedenle şuradan offset'e giriyorum. Yaklaşık 5'er santimlik karşıdan baktığımızda kapının taçlarını göreceğiz. Daha sonra fillet'la escape diyorum. Fillet komutuyla şu köşeleri birleştiriyorum. Bir daha space diyerek komuta tekrar girdim. Fillet diyerek birleştirdim. Burada bir kapı kolumuz olacak. Yine line diyelim. Şöyle bir kapı kolu çizelim. Tamamen ölçüsüz çiziyorum göstermek amaçlı. Şurayı da tamamlayalım. Daha sonra yine bir dikdörtgenle de şöyle evet trim tr space space diyerek şurayı kırptım. Burada da anahtar deliğimizi kabaca gösterelim. Evet. Bir kapının görünüşü böyle olur. Şimdi bunu kat planında gösterelim. Yani yukarıdan baktığımızda kat planlarında, mimari kat planlarında kapımızı gösterelim. Burada basit bir kat planımız var. Şimdi farz edelim ki şu mahalle giriş kapısı. Şurada bir kapı istiyoruz. Şimdi burada bunu çizmek için line komutuna giriyorum. L space. Şu köşeden 15 santim bir diş bıraktım. Daha sonra offset'e basıyorum. Kapımızın genişliği 90 santim olacaktı. Fakat bir de kasa genişlikleri var. İkişer santimde kasa genişliği hesaplıyorum. Yani 94'lük bir offset atıyorum buraya. TR space space diyerek trim komutuna giriyorum. Aradaki duvarı boşaltıyorum. Öncelikle burada kapı kasasını gösterelim. O space diyerek offset'e girdim. 2 santim kasa genişliğini gösteriyorum. Bunu 1 santim de gösterebilirsiniz. Ben şu an 2 santim olarak gösteriyorum. Evet, bunlar kapı kasalarımız. Bir de kapı kasalarımızı kapı kasalarıyla duvar arasındaki şuradaki birleşimi gizlemek için taçlar kullanılır. Şimdi o taçları da gösterelim. Taçlarımızı 1 santime yana doğru 5 santim olsun. Evet, tacımızı gösterdik. Burada da yine şuradan kopyalayalım. Diğer tarafa. Buradan yine tacımızı seçtik. Mirror dedim. Orta noktayı bulup sola çektim. Tıkladım. Space'e bastığımda ayna görüntüsünü buraya attığını gördünüz. Şimdi kapı kanadını çizelim. Line komutuna girdim. Köşeden itibaren
aşağı doğru çektim. 90 santim ölçü girdim. Buradan 4 santim kapı kalınlığı girdim. Tekrar buraya gelerek kapımı bitirdim. Space diyerek komuttan çıktım. Kapının açılış yönünü göstermek için ise şuradan bir yay çizeceğim. Yani kapı bu şekilde açılıp kapanmış olacak. Mimari çizimlerde kapılar genellikle yani girdiğiniz mahalle doğru açılır. Yani bir koridordan odaya girecekseniz kapı odaya doğru açılır ve duvar kenarına doğru açılması tavsiye edilir. Buradan arka yani yaya tıkladım. Orta noktayı seçerek burada bitirdim. Yayımı biraz daraltabilirim. Evet, kapımızın çizimi, kat planında gösterdiğimiz kapımızın çizimi tamamlandı. Yani kapımız bu doğrultuda açılıp kapandığını gösteriyor bu. Burada da görünüşümüz var. İstersek bu kapının kesitlerini de alabiliriz. Ama şimdilik görünüş ve kat planındaki gösterişi size yetecektir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.